Yelkenli mi, motor yat mı? Sen yelkenlinin altından kalkamazsın oğlum, zor iş yelkenli. Önce sen ne istediğine bir karar ver de tabii ki yardımcı oluruz. Getiririm broşürleri, tamam. Görüşürüz. Bir şey mi vardı Zeynep Hanım? Ben de aynı şeyi size soracaktım. Telefonlarıma cevap vermiyorsunuz da. Verememişim demek. Neden? Açıklamak zorunda mıyım? Değil misiniz sizce? Değilim. Hatta senin bunu sorma cesaretine şaşıyorum şu anda. Bir şey mi oldu Kerem Bey? Yanlış bir şey mi yaptım? Ne gibi? Bilmem. Birden benden uzaklaştınız da. Yakınlaşmış olduğumu mu düşünmüştün yoksa? Birlikte geçirdiğimiz zamanları dikkate alınca... bir yerlerde bir yanlış arıyorum tabii. Sana bir şey soracağım Zeynep. Buyurun. Yaşadıklarımızın benzerini daha önce hiç yaşamadın mı? Böyle çok gece geçirdiğin her halinden belli. Her defasında bir yerde bir yanlış aramadın herhalde, değil mi? Sen de iyi bilirsin ki... böyle gecelerin sabahında... herkes... ait olduğu yere döner. Bilmem anlatabildim mi? Bu kadar basit miydi yani? Bence daha da basitti. Ama beni açıklama yapmak zorunda bıraktın. Bundan sonra bu kadar basit olmayabilir ama. Ben de sana bunu tavsiye ediyorum. Nerede yanlış yaptım diye soracaksan... öyle geceler geçirme bence. Demek ki ağır geliyor. Taşıyamıyorsun. Peki. Anladım. İyi günler. Sana da. Zeynep. Bir daha beni görmek istediğinde lütfen sekreterimden randevu al. Merhaba. Merhaba. Niye tavırlı bu? Nasıl geçti söyleşiniz? İyi geçti. Semir Sloboda sizi aramıştı. Aramamı ister misiniz Kerem Bey? Şimdi hiç Semir Sloboda ile konuşacak halde değilim Nuray Hatun. Sonra arayalım. Saraybosna işinden vaz mı geçiyorsun? Yok. Konuşmak istemedim sadece. Artık yoruldum. Yeter bu kadar çalışmak. Bir sorun mu var? Yok. Peki. Çok eski arkadaşım. Süper kafadır. Gece alemlerinin kurduğu. 100 tane kulüp açtı bugüne kadar ama hepsini batırdı. Beceriksiz. Nefesli sazlar kompedanı. Bir trompet çalıyor, akıllara zarar. Melek, hayrola? Merhaba. Hani eve gidecektin sen? Çelik İnşaat'ta toplantı vardı, şimdi bitti. Ben de yarınki raporları yazayım dedim. Vay, amma çalışkan kardeşim varmış Bennu. Binyapı Holding tarihinde böyle PR'ci görmemiştir. Vallahi ablam canımı okur tembellik edersem. Hadi bakalım, şimdi kulübe gidiyoruz. Yok, ben gelmeyeyim, çalışacağım biraz. Ya bu saatten sonra ne çalışması, hadi. Gel. Tamam.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel çalıyor gerçekten. Çalar. Serseri. Burası özel bir kulüp değil mi? İyi oluyorsun. Beğendin mi? Çok beğendim. Bilardo masası bile var. Mert burayı işletmeye başladığından beri çok değişti. Yaş ortalaması gençleşti. Yemeği beğendin mi? Çok beğendim. Ablam çok güzel yemek yapar biliyor musunuz? Yok. Nereden çıktı şimdi bu melek? Yapmıyor musun? Bir gün bademli tavuk yapsın yiyin, ben bayılıyorum. Davet ederse yeriz tabii. Tabii ki davet ederim. İyi akşamlar. Tebrikler. Siz tanışmamıştınız değil mi? Hayır, tanışmıyoruz. Bennu, bahsetmiştim sana. Aa evet, merhaba. Merhaba. Adınız çok geçti aramızda. Öyle mi? Memnun oldum. Umarım Kerem Bey iyi şeyler söylemiştir. Kötü şeyler söylese dinlemem ki. Melek, Bennu'nun kardeşi. Çok memnun oldum. Ben de. Döktürdün yine Mert. Konuşturdun trompetini. Yok be abi. Nerede? Bir türlü havaya giremedim. Sizin bu havaya girememiş haliniz mi? Yani. Neyi fark ettin biliyor musun Bennu? Sana böyle bakmak çok hoşuma gidiyor. Neden? Bilmem. Ne görüyorsun bakınca? Sevgi. Pek sık rastlamadığım bir şey. Sen çok içtensin Bennu. Sahte değilsin. Bu bir iltifat mı? İltifat olsaydı başka kelimeler seçerdim. Sen sahicisin. Güven veriyorsun. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Sevindim. Peki sen bana bakınca ne görüyorsun? Aşk. Aşk mı? Ne zamandan beri? İlk gördüğüm günden beri. Ama karşında bir kör varmış meğer değil mi? Bence bir daha denemeyiz. Çok zaman kaybetmişim. Niyeymiş? Bana her zamankinden lütfen.